Kıymet Hanım'la 2 hafta sonraki ikinci buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Gayet mutlu olduğunu gördüm. Ben de tabii ki mutlu oldum. Bu işlemleri yapan bir hekim için kendisine başvuran danışanı ya da hastasının iyiliği bizlerin de her zaman yüzünü güldüren bir durumdur. Çok şükür diyelim. Evet, bugün de diğer işlemlerimize geçeceğiz. Bugün size neler yapacağız? İp askılarımızdan kaynaklı hiçbir sıkıntımız yok. Dolgular tamam. Yüzeysel bazı küçük deride izlerimiz var. Onlar için daha küçük sışıltı dolgusunun daha yüzeysel yapılan formunu kullanarak da küçük küçük izlerimizi biraz daha düzeltmeye çalışacağız. Tabii ki bir bombelik, bir çıkıntı yapmayacak şekilde bunlar yapılacak. Her zamanki düşüncem ve olması gereken diye düşündüğüm dışarı doğru fazlasıyla yapılan her şey daha çok sırıtacaktır. Eğer göz altınızda bir çukurluk varsa veya yüzünüzde başka bir yerde de ağız kenarında bir çukurluğunuz, çizginiz varsa hareketlerinizde bunlarda bir değişiklik oluyorsa altına yapılan işlemler bir gülüşle, bir hareketle, bir öpücük hareketiyle değişiyorsa lütfen orada durun. Doktorunuza ısrar etmeyin. Abartılı işler gidilmesin. Yani siz olun. Yani yaşımıza göre yaşlanmış olalım. Evet, bunu yapacağız. Arkasından ışıltı mezoterapimizi uygulayacağız. Işıltı mezoterapisini boynuyla birlikte uygulayacağız. Çünkü Kıymet Hanım'ın boynunda da deformasyonlar var. Bazen çoğunlukla aslında yüzlere göre boyunların daha deform olduğunu görüyoruz. Neden? Aslında yüzümüzle birlikte boynumuz ve özellikle dekolte bölgemizde yoğun çevresel etkilerin altına kalıyor. Özellikle ultraviyole ışığa karşı çok maruziyet oluyor. Ama nedense kullandığımız dermokozmetik ürünleri, koruyucuları, her şeyi daha çok yüze yoğunlaştırıyoruz. Lütfen dermokozmetik ürünlerimizi kullanıyorsak ve her ne kullanıyorsak, güneş koruyucu, nemlendirici, anti-aging ürün, bunları boyun ve dekolteye de devam ettirmemiz gerektiğini unutmayın ve uygulayın. Işıltı dudak dolgumuzda da dudaklarınıza hafif eksik olan yerlerine bir şekil vereceğiz. Kıymet Hanım dudaklarının volümü yerinde. Alt dudağında yanlardaki kayıplardan kaynaklı orta kısmına sanki bir çıkıntısı oluyor. Burayı uygulayacağız. Bundan kaynaklı yine dudak için kullandığımız iğne değil, kanülümüzle, dudağa göre olan boyuttaki kanülle yanlardan bir uygulama yaparak kendisini aynada ne kadar ne yapıldığını görmesini sağlayarak uygulamalarımızı yapacağız. Ve boynu da bol bol ışıltı mezoterapi iğnelerimizle gençleştireceğiz. Çok güzel söylediniz. Neden? Çünkü oradaki elastikiyet kaybını, kolajen kaybını iyi bir şekilde tamir edebilmek için bize kolajeni aktive edecek, elastikiyeti yerine getirecek, kuruluğu, matlığı, cansızlığı düzeltecek, hyaluronik asidi, amino asidi, proteine, vitaminlere, antioksidan maddelere ihtiyaç var. Ve ışıltı mezoterapimizde bunlar hepsi var. Evet. Kaç seans uygulayacağız? Bana göre belki 3 seans, belki 4 seans. 2 haftalarla bunu size uygulayacağız. İhtiyacınıza binaen. O zaman hiç zaman kaybetmeden işlemlerimize başlayalım. Hemen. Kıymet Hanım'ın işlemlerini bitirdik. Belki 3. seans bir mezoterapisini yapmak ve yüzünü genel kontrollerini yapmak için biz kendisiyle tekrar bir araya geleceğiz. Bazen sadece güzel bir diş yine ağız çevresini bütünlemiyor. Bazen sadece güzel bir dudak da olmuyor. Diş ve dudak bir bütün. Bunu da unutmayalım lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.